Merhaba arkadaşlar. Bugün Tekfur Sarayı'ndayız. Şimdi burayı size biraz gezdireceğim. Burası daha önce Çin'i imalat yeri olarak kullanılmış. Bakın burada böyle güzel bir uygulama yapmışlar. Bu Çinlilerin nerelerde kullanıldığını görebiliyoruz buradan. Bakın böyle. Dünyanın birçok yerine buradan Çinliler gitmiş. Böyle görebiliyoruz. Şimdi size yakından göstereceğim birkaç tanesini. Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde bulunan Mekke tasvirli Çin'i. Bu replikası. Orijinali camide duruyormuş. Bu da Cezeri Kasımpaşa Camii'ndeki Mekke tasviri. Bu da replikası. Bunun orijinali Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde. Şöyle bir yansıma yapmışlar bakın. Daha sonra onarım görmüştür. Tek kubbeli kesme taş ve tuğlanın yapılmış. Bu kapatılmış. Restoran salonu. Ahşapla kapatmışlar. Üstü açıktı buranın. Burada üretilen Çinilerden örnekler bunlarda. Ortasında da Amerika'da var. Bakın bu da İstanbul Kandilli'deki bir camideki minberin kopyası. Orijinali yerinde duruyor. Burada üretilen Çinilerden yapılmış bu da. Gördüğünüz gibi muhteşem. Orijinalini görmek isterseniz Kandilli Camii'ne gidip bakabilirsiniz. Bu da Louvre Müzesi'ndeki yine burada üretilmiş Çinilerden bir örnek replikası. Buranın kazılarında çıkmış Osmanlı'ya ait eserler bunlar. Çanak çömlekler. Bunlar da tabaklar filan. Bakın bunu da böyle buradan seçerek, renklerini seçerek böyle. Hemen tamam. Şimdi İstanbul manzarasını gösterelim size. Kapıyı açtılar bizim için. Evet. Karşıda Haliç Köprüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya bir asansör yapmışlar. Bu taraf Fatih. Şöyle karşıyı görebilirsiniz. Galata Köprüsü. Çamlıca'ya kadar gözüküyor bak. Burası da böyle. Güzel bir restorasyon yapılmış. Çile biniyorum ben. Bakın arkadaşlar. Evet şurada da bir Çin'in örnekleri var. Göstereyim size. Bakın çok güzel. Tekfur Sarayı üretimi Çinlilerden oluşan panolar diyor. Bunlar replikalar. Birebir kopyaları yani. Şimdi aşağıda güzel bir bölüm var. Oraya götüreceğim sizi. Arkadaşlar şu yukarıda sağdaki bölümde küçük bir oda, doğa odasıymış. Orada dua edermiş Hristiyanlık döneminde devlet adamları. Burada da yine çok güzel bir illüstrasyon yapmışlar. Bakın İstanbul'daki birçok müzede var olan mozaikleri buradan böyle seçip görebiliyorsunuz. Mesela günlük yaşamla ilgili bir şey seçtiğinizde bu çıkıyor. Ya da bakın böyle basıyorsunuz. Böyle değişiyor.
Mesela şunlar Kariye Müzesi'ne ait mozaikler. Mozaik diyorum. Freskler. Bunlar onlar. Şimdi sizi çok enteresan bir yere götüreceğim. Güzel bir çalışma yapmışlar burada. Bakın böyle basarak geçiyorsunuz. Böyle bir küp yapmışlar buraya arkadaşlar. Güzel bir şey olmuş. Buraya geliyorsunuz, önünde elektronik bir buton var. Burada bastığınızda bakın küpün üstündeki desenler değişiyor. Mesela şuna basıyoruz. Bu oluyor. Şuna basıyoruz. Bu oluyor. Buradan burada üretilmiş Çinlilerin desenlerini görebiliyoruz. En değerli olan desen buymuş arkadaşlar. Çünkü bu kırmızı çok zor elde edilen bir renkmiş. O yüzden en değerli olan model oymuş. Şu da Avrupa'da da kullanılan en basit desenlerden biriymiş. Burası bir kuleymiş. Saraydan ayrı bir yapı aslında. Sonradan saraya dahil edilmiş. Burası saraydan daha eski. Saray 1300'lü yıllara tarihleniyor. Ama bu kule M.Ö. 400 yılına tarihleniyor. Çok daha eski yani. Buradan çıkartılan bunlar da çanak çömlek parçaları. Gördüğünüz gibi. Şuradan böyle dışarısını göstereyim size. Bakın Sultanahmet'teki üç başlı sütun vardır, yılan başlı. O sütünün minyatürü. Böyle içine asansör de yapmışlar arkadaşlar, çıkamayanlar çıksın diye. Güzel bir şey olmuş. Buradan böyle iniliyor. Dışarısını da size birazcık çekeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Gezinin geri kalan kısmında gene güzel bir yere gidersek video kaydı yapacağım arkadaşlar. Bu da Tekfur Sarayı'nın içinin girişi. Bu kısımlar sonradan yapılmış kısımlar. Bakın. Neden Tekfur Sarayı dendiği bilinmiyormuş. Gerçek ismi bu sarayın da bilinmiyormuş. Osmanlı zamanında kullanılmış, dediğim gibi Çin'i atölyesi olarak kullanılmış burası. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.